bütün toplum bilsin. Sayın Genel Başkan, şimdi siz uzun yıllar ekonomiyi yönettiniz. Ve şimdi açıklığa kavuşturmanızı rica edeceğim bir olay var. Bu 130 milyar dolar yandı bitti kül oldu olayını siz gündeme getirdiniz aslında. Daha sonra da muhalefet bunu sahiplendi ve tartışıldı. Fakat son zamanlarda iktidar mensupları bu konuda bazı açıklamalar yapıyorlar. Özellikle Sabah gazetesinde işte Okan Müderrisoğlu olsun, Dilek Güngör olsun, mesela Kerem Alkin, Profesör Kerem Alkin olsun. Bu iddiaları yalanlıyorlar. Diyorlar ki Merkez Bankası'nda böyle yanan, biten, kül olan bir parası falan yok. Ortadaki normal, hukuki ve iktisadi işlemler diyorlar. Yani bir takım açıklamalar getiriyorlar. Şu işin doğrusu nedir efendim? Yani bizim Merkez Bankası'mızda rezerv olarak duran 130 milyar dolar vardı da bu adeta sizin tabinize yakıldım. Bunu bir anlatır mısınız? Bir öğrenelim şunu. Şimdi Merkez Bankası kurun çok hareketli olduğu zamanlarda, özellikle çok sert yükseldiği zamanlarda, geçici bir piyasa hareketi olduğu dönemlerde döviz satışıyla piyasaya müdahale edebilir. Yani çok yüksek miktarda talep olduğu zaman Merkez Bankası piyasaya bir miktar dövizi satar ve o hareketliliği yatıştırabilir. Ancak bu sürekli yapılmaz. Geçici ve ölçülü bir şekilde yapılır. Kaldı ki ben biliyorsunuz 11 yıl Türkiye ekonomisinin başındaydım. Bizim dönemde yaptığımız bütün döviz satışları ve alışları aleni, şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Buradaki sorun işin hukukiliği değil. Buradaki sorun işin karanlıkta yapılması. İşin şeffaf bir şekilde yapılmaması. Hala bugün itibariyle bu döviz satışlarının ne zaman, kime, hangi kurdan yapıldığının ortaya konmaması. Biz diyoruz ki bu döviz kimsenin babasının malı değil. Bu döviz bütün bu milletin, bu devletin dövizi. Bunun nereye gittiğini biz öğrenmek istiyoruz. Yani diyemezler ki ya merak etmeyin biz onun kaydını tutuyoruz. O kadar basit değil. Peki biz yıllarca niye bunu açık şeffaf yaptık? Çünkü bu milletin parasıdır. Devletin parasıdır. Kimsenin şahsi parası değildir. Millete ait olan bir paranın açık, şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekir. Ve bunun kamuoyuna açık bir şekilde bilgilendirmeyle bu döviz satışlarının yapılması gerekir. Bakın şu andaki Merkez Bankası'nın web sitesine girip baktığınızda Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili bilgiyi görüyorsunuz. Bu süre içerisinde Merkez Bankası ne yaptı? Elindeki dövizi hızla hızla eritirken gitti piyasadan döviz borç aldı ve piyasaya döviz borçlandı Merkez Bankası. Şu anda Merkez Bankası'nın piyasaya 138 milyar dolar döviz borcu var. 138 milyar dolar. Vay be. Bakın elimde 92 milyar dolar döviz rezervim var diyor Merkez Bankası. Ama piyasaya da aynı zamanda 138 milyar dolar borçlanmış. Yani elindeki dövizi satarken piyasadan yeni dövizi borç almış koymuş kasasına. Cumhurbaşkanı diyor ki ya ne var diyor. İşte 92 milyar dolar rezervimiz duruyor orada diyor. Ya onu söylüyor da niye bu rezervin piyasadan borç alınmış bir rezerv olduğunu söylemiyor. Bizim zamanımızda öyle değildi ki. Bizim zamanımızda Merkez Bankası'nın rezervi tertemiz, pırıl pırıl kendi rezerviydi. Öyle borç alınmış bir rezerv değildi. Sonra Merkez Bankası'nın rezervi, borç bir rezerv olur mu Allah aşkına? Böyle bir şey var mı? Merkez Bankaları'nın rezervi kara gün parasıdır. Acil durumlarda kullanmak içindir. Allah korusun bir depremde, bir tabii felakette, şu anda yaşadığımız gibi bir pandemide o dövizler esnafa, çiftçiye, dar gelirli vatandaşlara günü geldiğinde, kara gün geldiğinde destek olmak için tutulan rezervlerdir. Ne oldu? Bu rezervleri pandemiden önce erittiler önemli bir kısmını. Pandemi gelip vurduğunda artık vatandaşlara verecek bir destekleri kalmadı ellerinde. E niye bugün bizim esnafımız kan ağlıyor? Niye bugün bizim çiftçimiz perişan? Niye bugün bizim artık emeklimiz maaşıyla geçimini sağlayamıyor? Yevmiyeyle geçinen, günlük bahşişle, günlük kazandığıyla, günlük harcadığıyla geçinen milyonlarca vatandaşlarımız bizim işsiz kaldı. Bunlara devlet destek veremedi. Niye? Çünkü o kara gün parasını, bizim biriktirdiğimiz, yıllarca biriktirdiğimiz kara gün parasını bunlar harcayıp erittiği için devlet vatandaşına doğrudan destek veremedi. Devlet ne yaptı pandemide? Bol bol borç verdi. Bir de üzerine faiz ekledi. E şimdi bakıyoruz esnafımız borç üstüne borç, borç üstüne borç. Ne yapıyor? Tamam borcunu erteleyeyim, erteleyeyim. Ertelerken de üzerine faiz ekliyor. Yeni kredi veriyor, onun da üzerine faiz ekliyor. Bütün toplumun şu anda içinde bulunduğu bu kötü durumun sebebi bizim kara gün parası olarak biriktirdiğimiz rezervin ve ayrıca bakın ayrıca Merkez Bankası'nın yedek akçelerinin ki o Türk lirasıdır bir çırpıda sıfırlanıp
Asıl günü geldiğinde, kara gün geldiğinde vatandaşlara destek verilememesidir. Yedek akçeden bakın hiç kimse bahsetmiyor. Bunu da biz gündeme getirdik. Tekrar gündeme getiriyorum. Merkez Bankası'nın yıllardır biriktirilmiş yedek akçeleri vardır. Hesabında görünür, evet. Bilançosunda. Kara gün parasıdır. O yedek akçeler 2018'in sonuna kadar biriktirilen bütün yedek akçeler taraflı cumhurbaşkanı ve akraba damat tarafından bir günde harcanmıştır. Bir günde. İnanın içimiz cız etti ya. Böyle bir miras yedilik olabilir mi? 2020'nin biriken yedek akçesini sabredemediler. 2021'in Ocak ayında hemen peşinen harcadılar. Böyle bir miras yedilik olabilir mi? Ondan sonra asıl konu korona, asıl pandemi, işte 100 yılda bir olan bir felaket ülkenin başına geldiğinde bakıyorlar cepler boş. Devletin sağ cebi boş, sol cebi boş. Vatandaşa verecek bir destekleri yok. Evet, onun için Türkiye pek çok ülkeden çok daha ağır geçiriyor bu pandemiyi. Bakın G20 ülkeler içerisinde vatandaşlarına en az desteği veren ülke Türkiye oldu. Doğrudan destek anlamında söylüyorum. Maalesef. Ha bol bol kredi veriliyor. Borçlandırılıyor vatandaş. Ama şu var ki pandemi geçse dahi bu borç yükü var ya. Esnafın, çiftçinin borç yükü, vatandaşlarımızın kredi kartı borç yükü, vatandaşlarımızın tüketici kredisi borç yükü. Bu borç yükü orada duracak. Pandemi bittikten sonra dahi yıllarca bizim vatandaşlarımız devletin bu borçlandırdığı rakamı ödemek için kendi rızıklarından, kendi geçimlerinden fedakarlık ederek bu borcu ödemeye çalışacaklar. Borç ödemeye çalıştıkları süre içerisinde üzerine sürekli faiz, faiz, faiz eklene gidecek. Sayın Babacan, bugün gazetelere böyle bir baktığım zaman sizin yine yanıtlamanızı çok isteyeceğim bir soru var efendim. Korkusuz gazetesi bugün millet bu sorunun cevabını arıyor diye bir manşetle çıkmış. Ha, arkada da var, bravo. İrfan teşekkür ederim. Perşembe, cuma döviz alan AKP'liler kim? Yani AKP'liler mi değil mi bilmem ama eğer döviz alıp da buradan manipülasyon yapan varsa bunlar ortaya çıkabilir mi? Babacan'a sormak istediğim soru bu. Dövizdeki deprem kimler bu krizi fırsata çevirmeye çalıştı sorusunu akıllara getirdi. Merkez Bankası için asıl sınav işte bu soruyu cevaplamakta başlayacak. Sayın Babacan, Sayın Genel Başkan, şimdi bir takım rakamlar okudum dün. Normal bir günde ne kadar dolar veya döviz alıyordu ya da satıyordu Merkez Bankası ve cuma günü ne kadar aldı sattı, bir takım farklılıklar var. Bu farklılıkları bir tarafa bırakarak şu soruyu size sormak istiyorum. Biz bunun yanıtını öğrenebilir miyiz? Yani burada Merkez Bankası Başkanı bir gecede görevden alındığı bir süreçte birileri önceden dolar aldı, sattı ve manipülasyon yapmış olabilir mi efendim? Bunu nasıl öğreniriz? Şimdi ben cuma günü Trabzon'daydım ve perşembe günkü Merkez Bankası'nın bu %19 faiz artırımından hemen sonraki gün Trabzon'da Akçabat İlçe Kongremimizde yaptığım konuşmada şöyle bir konu gündeme getirdim. Dedim ki Merkez Bankası faizi tekrar artırdı. %19'a çıkarttı. Biliyorsunuz 8.25'ten 19'a çıktı şu son 4 aylık süre içerisinde. Dedim ki burada vatandaşlarımıza verilmesi gereken bir hesap var. Sayın Cumhurbaşkanı dedim, ya bugüne kadar hata yaptım, yanlış bir tezi bu ülkeye dayattım ve bu yüzden bu ülke 2,5 yılda 3 defa döviz krizi yaşadı. Bakın partili cumhurbaşkanı, taraflı cumhurbaşkanı göreve başladıktan sonra bu ülke 3 defa döviz krizi yaşadı. Dünkü 3. bir anda böyle kurum fırlayıp çıkması. 3 kere ya, böyle bir şey olabilir mi? Ben dedim ki ya cumhurbaşkanı çıksın dedim, hatalı bir tezi, yanlış bir tezi ısrarla dayattığını kabul etsin, hata yaptım desin, milletten özür dilesin ya da dönsün Merkez Bankası'nda gereğini yapsın dedim. Cumhurbaşkanı tuttu, yanlış bir seçeneği orada tercih etti. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Kendi yanlışını itiraf edemediği için, kendi hatalı kararlarını ortaya koyup da bu milletten özür dileyemediği için döndü Merkez Bankası'nın başkanı ile ilgili bir tasarrufta bulundu. Eğer o cuma günü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağını bilen insanlar varsa bu kararın piyasalarda olumsuz bir tepkiyle karşılaşacağı, kurun artacağını bilmek çok zor değil. Yani bunu vatandaşlarımızın çoğu bilir. Böylesine bir saçma sapan bir kararla, böylesine güveni yıkan bir kararla kurun artacağını, faizlerin artacağını herkes bilir. Bakın dün sadece kur artmadı ki, faiz de arttı. Devletin 10 yıllık borçlanma faizi %19'a çıktı İsmail Bey, %19. Maalesef. Bakın 10 yıl boyunca devlet borçlanmaya çalışırken bugün 10 yıllık tahviller %19 faize. Şimdi bütün bunları
Cuma günü gün içerisinde duyan, bilen insanlar eğer döviz alıp koyduysa, pazartesi günü epey bir para kazanmışlardır. Ama bunun denetimini yapması gereken yine devletin bağımsız kuruluşlarıdır. Kimdir bunlar? SPK'dır. BDDK'yla da alakası vardır. Başka birimler de vardır bunu araştırabilecek. Fakat bütün bu kurumlar baştan da söylediğim gibi artık zayıfladılar. Bağımsızlık niteliklerini kaybettiler. Eğer hükümete yakın çevrelerden bu içten alınan bilgilerle ucuza döviz alıp pahalıya satanlar varsa bunun denetlemesi gereken kurumlar da artık bağımsız değil ki. Bu kurumların başındaki insanlar da yine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hareket etmek zorunda olan insanlar. Dolayısıyla böyle bir denetimin bugünkü devlet yapısı içerisinde yapılması da mümkün değil. Dolayısıyla bunu kim aldı, kim sattı? Bunlar ancak sonradan öğrenilir. İnşallah bir seçim olur. Bizler yetkili bir konumda oluruz. Bütün bunları ortaya koyarız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bir de şunu söyleyeyim ki bütün bunları yaşıyor memleket ama 2,5 yılda 3 kere döviz krizi yaşattılar bu ülkeye ama bu ülkenin toparlaması bir o kadar kolay. Şu anda ülke bir kabus yaşıyor. Ama nasıl kabustan uyanırsınız birden ya iyi ki kabusmuş dersiniz birden geçmişte kalır her şey. İnanın dürüst ve işin ehli insanlar iş başına geldiğinde bu ülke aynı kabustan uyanır gibi birdenbire rahatlar. Ya niye bu sıkıntıyı çekmişiz ki? Niye yıllarca bu eziyeti biz çekmişiz? Niye yıllarca fakirleşmişiz? Niye yıllarca kendimizi baskı altında hissetmişiz? Niye özgürce konuşamamışız, söyleyememişiz? Niye memleket oksijensiz, nefessiz kalma hissini yıllarca yaşamış diye geriye dönüp de böyle kötü bir hatıra olarak, bir kabus olarak anarız. Ama bak bu kadar kötü durumda dahi ben bunu bakın iddialı söylüyorum. Çok çabuk toparlar. Çok çabuk. Yeter ki dürüst ve işin ehli bir kadro işin başında olsun. Ne yapacağını bilecek şekilde hareket etsin. Güven ortamını sağlasın. Bu ülkede de para çok, dünyada da para çok. Bizim kendi insanımızın çok ciddi ekonomik kaynakları var. Gidiyorlar başka ülkelerde yatırım yapıyorlar. O ülkenin insanlarına istihdam sağlıyorlar. Halbuki bu vatandaşlarımız gelip Türkiye'ye yatırım yapar. Dünyada para bol, bol. Bu para oluk oluk akar Türkiye'ye. Şu anda Türkiye tam bir varlık içerisinde yokluk yaşayan bir ülke durumunda. Trilyonlarca dolar, trilyonlarca euro para, eksi faiz var. Bakın Avrupa'da eksi faiz varken bu ülkenin hazinesinin borçlanma faizi şu anda ta 10 yıl vadede dahi %19 oldu dün. Eksi faiz varken bu devlet, bu millet niye %19 faiz ödüyor? Ben ayrıldığım yıl bakın devletin faiz bütçesi 51 milyar TL, 51. Bu yılın bütçesini açın bakın 179 milyarlık faiz ödeneği var. Şu andaki hükümetin yaptığı bütçeyi açın bakın 179 milyar. Hani bunlar faize karşıydı? Hani bunlar faizle savaşacaktı? Ne oldu? Eğer siz düzgün yönetmezseniz, yanlış kararlar alırsanız o zaman bu yüksek faizi bu millete ödetirsiniz. Doğru düzgün yönetmek gerekiyor. Ülkeyi düzgün yönetmek gerekiyor. Dürüst ve işin ehli kadrolarla bu memleketi yönetmek gerekiyor. Gerçekten çok üzülüyoruz. Yani biz işi bilen insanlar olarak ülkenin şu anda içine düşmüş olduğu çukura çok üzülüyoruz. Yazık. Yani bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülkenin gençleri işsiz olmayı hak etmiyor. Şu anda ev gençleri var biliyorsunuz, ev gençleri. Liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, iş arıyor bulamıyor. Hatta bazıları iş aramaktan dahi vazgeçmiş. Ev gençleri, milyonlarca gencimiz şu anda evde oturuyor. Ve bunun tek sebebi kötü yönetim. Başka bir şey değil. Çok uzaklara gitmeyelim bunun sebebini aramak için. Kimse dışarıda, şurada, burada aramasın bunun sebebini. Problemlerin sebebi kötü yönetim. Demek ki bu ülke düzgün yönetildiğinde problemler çözülür. Bu kadar basit.